Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Galaxy S23 ailesinin olası özelliklerine göz atacağız. Şimdi biliyorsunuz bu telefon ailesi 1 Şubat 2023 tarihinde tanıtılacak. Tanıtım öncesinde ortaya çıkan bilgileri ben bir toparladım. Tabii bunların tamamı iddia nevinden. Henüz tam olarak böyle hani konfirme edilmiş marka tarafından evet böyle olacak denilmiş bir bilgi yok. Ama bunların büyük bir ihtimalle doğru çıkacağını tahmin etmekte zor değil. Çünkü genelde bu tarz telefonlar öncesinde aslında birçok bilgiler ortaya çıkıyor. Ben bu videonun bir benzerini iPhone içinde yapmıştım. iPhone 14 ailesi çıkmadan önce olası özelliklerden bahseden bir video çekmiştim. Onu merak edenler şuradan bir link bırakırım, oradan izleyebilirler. Şimdi gelelim Samsung Galaxy S23 ailesinin özelliklerine. Aslında geçen sene çıkan S22 ailesinden birazcık güncellenmiş hali diyebiliriz arkadaşlar. Zaten genelde böyle oluyor ama aşırı bir değişiklik var mı? Aşırı bir değişiklik belli açılardan var. Belli açılardan da yok. Şimdi onları her zaman yaptığım gibi bir tabloyla karşınıza çıkaracağım. Biliyorsunuz ben bu tabloları çok seviyorum. Sebebi şu, ekranda aynı anda böyle birçok özelliği görebiliyorsunuz. Karşılaştırma vesaire yapmak için de tablo benim en sevdiğim yöntemlerden bir tanesi. Yine bir tablo hazırladım ve o tablo üzerinden sizlerle değerlendirme yapmaya başlayalım. Şimdi ekranda tabloyu görüyorsunuz. Tablomuzda Samsung Galaxy S23'ün 3 modeli de var. İşte S23, S23 Plus ve S23 Ultra. Zaten genelde bu şekilde bir üçlü bir dağılım vardı. S22'de de benzer bir dağılım oldu. S23'te de bu dağılım devam ediyor. Ekran boyutlarına gelecek olsak 23'te 6.1 inçlik bir Super AMOLED ekran kullanılırken S23 Plus'ta 6.6 inçlik Dynamic AMOLED bir ekran tercih edilmiş. Yine S23 Ultra'da da yine aynı ekran, yani tür olarak aynı Dynamic AMOLED ama 6.8 inç biraz daha büyük bir ekranımız var. Çözünürlükler 23 ve 23 Plus'ta aynı 2340'a 1080 piksel. 23 Ultra'da ise 3080'e 1440 piksel gibi daha yüksek bir çözünürlüğe çıkılmış. Depolama seçeneklerine baktığımızda 23 ve 23 Plus'ta arkadaşlar 128 ve 256 GB seçenekleri varken 23 Ultra'da 256, 512 ve 1 TB olmak üzere 3 farklı seçenek bizleri karşılıyor. Önemli bir güncelleme ise işlemci tarafında yapılmış. Biliyorsunuz S22 ailesinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanıyordu. S23'te ise Snapdragon 8 Gen 2'ye terfi edilmiş durumda. RAM tarafında S23 ve S23 Plus'ta 8 GB RAM olurken S23 Ultra'da 12 GB olacak. Ekran yenileme hızı her 3 cihazda da 120 Hz olarak açıklanmış. İşletim sistemleri yine aynı Android 13. One UI 5 ile gelecek bu telefonlara muhtemelen. IP68 suya dayanıklılık sertifikası var üçünde de. Kamera tarafında önemli farklılıklar var. Daha doğrusu 23 ve Plus'ta aynı kamera modülleri kullanılırken, ki ana kameradan bahsediyorum bu arada. S23 Ultra'da ise arkadaşlar biraz daha gelişmiş bir kamera modülü tercih edilmiş. S23'te arkadaşlar 50 megapiksellik bir ana kamera, 10 megapiksellik bir telefoto ve 12 megapiksellik bir ultra geniş açı var. S23 Plus'ta da aynı kamera tercih edilmiş. S23 Ultra'da ise 200 megapiksellik bir kameraya 10 megapiksellik bir telefoto, 10 megapiksellik ikinci bir telefoto, ki ilk telefoto periskop olduğu iddiaları var. Son kameramız ise 12 megapiksellik ultra geniş açı. Yani 4 kamera var olacak ultra modelinde. Fakat şöyle bir durum var burada. Bu çok konfirme edilmedi. Bazı iddialarda mesela 200 megapiksellik kameraya 108 megapiksellik ultra geniş açı eşlik edeceği de diyen de var. 10-12 yerine, yani 210-10-12 yerine 200 işte 108-12-12 olduğunu iddia edenler de var. Burası birazcık muamma. Yani kesin bir bilgi değil bu ama benim öngörüm bu 210-10-12 daha mantıklı olur gibi geliyor, en azından ultra modeli için bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Ön kamera tarafında S23 ve S23 Plus'ta 10 megapiksellik bir ön kamera bulunurken S23 Ultra'da bunun 40 megapiksel olduğunu iddia ediliyor. 12 diyenler de var bu arada, onu da söyleyeyim. Burası birazcık muallakta kalan bir bilgi. Her iki kamerada, burada tabloda yazmadım ama, her iki kameranın da hem ön hem arkanın 4K 60 fps video çekeceği iddia ediliyor. Bence bu mantıklı bir iddia olur. Çünkü S22 modellerinde de bu durum bu şekildeydi. Tablodan devam edelim. Ekrandan parmak izi okuyucu hepsinde var. Wi-Fi 6 S23 ve S23 Plus'ta var. S23 Ultra'da 6E olacağı iddia ediliyor. Bu mantıklı olabilir. Biraz daha gelişmiş bir model olduğu için. Bluetooth 5.2 olacak deniyor. 5.3 var ama 5.2 olduğu iddiaları var. 5.3 de gelebilir bu arada. Onu da söylemiş olayım. 5G bu 3 modelde de olacak. Zaten S22 ailesinde de 5G desteği vardı. Bunda da olacak arkadaşlar. Pil kapasitelerine gelecek olsak, ki bence önemli noktalardan bir tanesi burası. S23'te 3900 mAh'lik bir pil var. S23 Plus'ta 4700 ve S23 Ultra'da da 5000 mAh'lik bir pil olacak. Şarj kapasitelerine gelecek olursak arkadaşlar, S23'te 25 Watt, S23 Plus'ta 45 Watt ve S23 Ultra'da da 45 Watt'lık bir kablolu şarjı olacağı iddiaları var. Bunlar kesin olmayabilir, değişebilir, azalabilir, artabilir, onu söyleyeyim. Kablosuzda da hepsinde de kablosuz olacak ve
15 watt desteğinin olacağı söyleniyor. Ters şarj hepsinde olacak. Onu da söylemiş olalım. Gelelim fiyatlarına. Şimdi bu ürünlerin fiyatları hemen hemen belli olduğu gibi. Resmi bir rakam değil bunlar. Bir kez de altını çizeyim ve bu videoda söylediğim hiçbir şey resmi bir açıklama değil. Onu net olarak söylemekte fayda var. Değişebilir. Yani benim bildiğim noktalarda olacaktır. Bilemediğim noktalarda olacaktır. Bununla ilgili ayrı bir video çekip açıklandıktan sonra detaylar ayrı bir video çekip hani şu oldu bu olmadı gibisinden bir karşılaştırma videosu da gelecek. Onu da söylemiş olayım. Fiyatlar tarafına gelecek olursak S23'ün 799 dolardan başlayacağı iddia ediliyor. Benim öngörüm 20.000 TL civarında bir fiyat olacaktır. Hani artı eksi olur ama 20.000'den aşağı olacağını düşünmüyorum ben daha çok. S23 Plus için ise 999 dolar gibi bir rakam var ya da 25.000 olur diye düşünüyorum ki bu çok iyimser bir tahmin. Onu söyleyeyim 30'a çıkabilir bu. S23 Ultra için ise 1249 dolarlık bir başlangıç fiyatı olacak iddiaları var. Benim öngörümde 30.000 TL civarında olur diye düşünüyorum. Tabii bunlar tamamen benim kişisel fikrim bu tahmin tarafı özellikle. Bu resmi fiyatlar da değil bu arada bunlar. Bunlar iddialar ama gerçeğe çok yakın iddialar olduğunu da söyleyeyim. Elbette bu tarz lansmanlar öncesinde internete düşen çeşitli tasarımlar vesairelerde oluyor. Onları da videonun önemli yerlerinde sizlerle paylaştım. Oradan da bu telefonların tasarımlarını görebilirsiniz ama benim anladığım kadarıyla önceki sürüme yani S22'ye fazlasıyla benzeyen bir tasarım ve donanım olarak da yine benzeyen bir donanım bizleri karşılayacak. Tabii ki işte işlemci tarafında, RAM tarafında vesaire tarafında bazı farklılıklar olacaktır diye düşünüyorum. Belki aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Bu S23 ailesi duyurulduktan sonra S22 ailesi fiyatları düşer mi? Evet düşecek. Ama tabii dramatik bir düşüş olmaz ama şu an satılan fiyattan daha uygun bir noktaya gelecektir. O yüzden bugünlerde böyle S21, S22 falan ailesinden bir model almayı düşünüyorsanız bence birazcık bekleyin. Ben bu videoyu Ocak ayının ortasında yayınlamayı düşünüyorum. Bu tarihten sonra bu tarz bir telefon almayı düşünüyorsunuz. Birazcık bekleyin. Kişisel fikrim Şubat ayının ortasına doğru veya sonuna doğru bu telefonlar yani S23 ailesi Türkiye pazarında satışa sunulacaktır. Önceki modellerin fiyatlarında da bir parça düşüş olur. Şöyle bir durum da var bu arada. S20 ve S21 ailesi bir FE yani Fan Edition modeli çıkmıştı. Fakat S22 de çıkmadı. Bazı iddialar S23 ailesi duyurulduktan sonra S22'nin bir Fan Edition çıkacağını söylüyorlar. S23'te Fan Edition olacak mı orası çok belli değil. Bazı iddialarda S22'de artık bir Fan Edition olmayacağı yönünde. Bu konuda net bir bilgi yok ama bugüne kadar henüz S22'de bir Fan Edition çıkmamış olduğu düşünülürse bundan sonra da çıkmaz gibi geliyor bana ama belli de olmaz. Yani bu konuda kesin konuşmak için elimizde bir bilgi yok. Bir sızıntı vesaire yok. Hep beraber ben de sizler gibi merak ediyorum çıkar mı çıkmaz mı diye. Belki S22'yi atlayıp direkt S23 için bir Fan Edition'da düşünebilir Samsung. Ama çip krizi var, şu var, bu var. Biliyorsunuz çok sıkıntılar var bu tarafta. O yüzden çıkmaya da bilir. İptal etmiş de olabilir marka bu sebeplerden dolayı. Sizin de Samsung Galaxy S23 ailesiyle ilgili görüşleri, düşünceleriniz olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyen çok kişi var ama izleyenlerin büyük bir kısmı abone değil. Genelde bütün kanallarda böyle oluyor galiba. Farklı kanalları da izliyorum ben. İşte sektörden arkadaşlarımız var veya işte beğendiğim genç arkadaşlar falan var. Onlarda da aynı durum var. Yani abone olun. Abone olmak hani paralı değil. Sizi bağlayıcı bir şey değil. Zorlayıcı bir şey de değil. Hemen tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Açıklamada linkim var zaten ama zaten beni izlediğiniz şu menüden de abone ol deyip ismimin yanında abone ol simgesini göreceksiniz. Oradan da abone olabilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.